sıfırdan yeni bir YouTube kanalı açtınız ve YouTube kanalınızda yapmanız gereken ayarları sizlere göstermeye çalışacağım. O halde haydi videomuza geçelim. <laughs> Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere yeni açtığınız bir YouTube kanalını nasıl ayarlamanız gerekiyor? Öncelikle açtığınız yeni kanalınızda yönetici paneline giriyorsunuz ve burada ilk önce yapmanız gereken şey ayarlara girmek. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Biz ilk başta genel kısmına giriyoruz. Burada bizi para birimi karşılıyor. Eğer Türkiye'de isek Türk lirasını veya biz YouTube'da paralarımızı, kazancımızı nasıl görmek istiyoruz? Örnek ben bunu dolar olarak olarak görmek istiyorum. Dolar işaretlerim ve o şekilde kazancım bana gösterilmiş olur. Şimdi ikinci bölüm kanal bölümüne geldiğimizde burada bizim karşımıza ikamet edilen ülke çıkıyor ilk başta. İşte burada bazen insanların kafası karışıyor. Çoğu insan burada Amerika'yı işaretlemiş oluyor. Şimdi burada ikamet edilen ülke diyor. Siz burada kendi ikamet ettiğiniz ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Yani sen Türkiye'de yaşıyorsan Türkiye'yi, ne bileyim Avrupa'da başka bir ülkede yaşıyorsan veya Amerika'da yaşıyorsan Amerika'yı seçmelisin. Yani burada ikamet edilen ülkeyi Amerika yaptığında sen Türkiye'deysen Amerika yaptığında senin izlenme kazancın falan artmayacaktır veya izlenmelerin farklı olmayacaktır. O yüzden ikamet edilen ülke isteniyor. Siz de ikamet ettiğiniz ülkeyi oraya girmeniz gerekiyor. Bu arada ben bu adımları size anlatırken videomu beğenip videomun daha ön plana çıkmasına yardımcı olabilirsin. Bunun altında ise bizi anahtar kelimeleri karşılıyor. Peki nedir bu anahtar kelime? Bizim kanalımızın daha hızlı bulunması için veya işte YouTube'da biri bir şey arattığında bizim kanalımızın çıkması ön plana çıkması için atıyorum işte YouTube abone arttırma yazdı biri buraya ve sizin kanalınız burada çıkabilir görünebilir. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey bazı insanlar şöyle bir hataya düşüyor. Buraya tek tek anahtar kelime giriyor atıyorum işte YouTube izlenme arttırma gibi tek tek anahtar kelime girmiş oluyor çoğu insan ve bu şekilde sizin ilk başlarda görünmeniz bu aramalarda ilk başlarda görünmeniz çok zor olur çünkü bir sürü insan var bir sürü kanal var ve abone sayısına izlenme sayısına göre insanları öne çıkaracaktır şimdi biri YouTube'a YouTube yazdığında sizin kanalınızın burada çıkması çok zor bir hal almış oluyor şimdi siz buraya şu şekilde yazı atabilirsiniz işte YouTube abone arttırma YouTube izlenme arttırma ne bileyim işte Premier ile ilgili bir video çekiyorsunuz Premier'de nasıl edit yapılır gibi gibi şeyler girebilirsiniz. Anahtar kelimelerinizi bu şekilde girmeniz sizin yararınıza olur. Şimdi ikincisi Gelişmiş Ayarlar bölümüne geçelim. Gelişmiş Ayarlarda bizim karşımıza kitle çıkıyor. Burada işaretlememiz gereken bazı bölümler var. Yani bizim YouTube'a içerik ürettiğimiz, bizim kanalımız ne ile alakalı? Ürettiğimiz videolarımız ne ile alakalı? Bunlar kime hitap ediyor? Çocuklara mı hitap ediyor yoksa genel insanlara genel Thank you. deyeme itabet ediyor. Bunu çözmemiz gerekiyor. Biz burada eğer çocuklarla ilgili bir tane video çekiyorsak çocuklara özel video çekiyorsak bunu evet bu kanal çocuklara özel olarak işaretleyebiliriz ve bu şekilde çocuklara özel video çekeriz. Bu şekilde videolar üretiriz. Tabii bunun e, bazı kuralları var. Bu kuralları incelemeniz gerekiyor. İşte çocuklara ne tarz video çekebilirim, neleri sunabilirim. Sonra bir sürü ihlallerle karşılaşmayın. Yok eğer siz çocuklara e, bir video çekmiyorsanız hayır bu kanal Kanalı, çocuklara özel olarak ayarlama bölümünü işaretlememiz gerekiyor. Yani çocuklara ben mesela çocuklara özel bir YouTube kanalı değilim ve içeriklerim bu yönde değil. O yüzden ben ikincisini seçmiş oluyorum veya üçüncü bir şıkta bu ayarı video için özel olarak incelemek istiyorum diyor. Bizim karşımıza bu çıkıyor. Her video attığınızda özel olarak bu ayar sizin karşınıza çıkacaktır ve her video yüklediğinizde siz bu ayarı yeniden seçmiş olacaksınız. Yani atıyorum bir tane video yükleyeceksiniz. Bu çocuklara özeldir bu yüklediğiniz video oradan ayarı hemen değiştireceksiniz video altında sizin karşınıza çıkacaktır. Ama hiçbir şekilde çocuklara özel bir video üretmiyorsanız bunu hayır olarak işaretleyebilirsiniz. Şimdi 3. bölümümüze geçiyoruz ve burada yükleme varsayılanları bölümü var. Biz burada bir video yüklediğimizde varsayılan olarak karşımıza bu bölümler çıkacaktır eğer biz buraya ad olarak özel bir ad girersek bizim karşımıza her zaman bu şekilde bir isim çıkacaktır. Veya biz videomuzu editledik, renderını aldık. Renderını aldığımızda özel bir isim olarak YouTube'da yükleyeceğimiz isim olarak girersek ismini direkt yüklediğimizde videoyu zaten otomatik olarak ismi oraya düşecektir ve bu algoritmanın bizim videomuzu tanıması için daha önemli. Bu şekilde yaparsanız daha e, yararlı olur sizin için. İkincisi ise açıklama kısmı. Buraya özel bir tane açıklama girebilirsiniz. Her videonuzda görünmesi gereken bir açıklama girebilirsiniz. Örnek bende olduğu gibi işte atıyorum altta oynatma listeleri falan girmişim. Bir açıklama girmişim. Ve her videoda özel bir açıklama girerim. Bu açıklamayı her video için tekrardan ben özelleştiririm. Kısa yerlerini değiştiririm ama genel bir temam olmuş olur bu açıklamayla ilgili. Bu şekilde açıklamalarınızı varsayılanlarınızı ayarlarsanız her video için Tek tek uğraşmanıza gerek kalmaz. Bunun altında da görünürlük bölümü var. Burayı gizli olarak işaretlemenizi size öneriyorum. Herkese açık olarak işaretlersek video herkese açık olarak görünecektir ve videoyu müdahale etmeniz etme şansınız olmayacaktır. Bu şekilde gizli olarak işaretlerseniz kimse bunu göremez zaten. Siz buna müdahale edebilirsiniz herhangi bir e, yanlış olma durumunda. Bunu tekrardan videonuzu yüklediğinizde görünürlüğünü orada ayarlayabilirsiniz. Veya videonuzu başka bir zamana planlayabilirsiniz. Örnek bir hafta sonra paylaşılsın diyebilirim. Ve bu şekilde videomu planlayabilirim. O sizin videonuzu yüklediğiniz zamanla alakalı. Bunun altında da etiket kısımları var. Örnek atıyorum bir tane eğitim kanalısınız. Premier eğitimi veriyor. Buraya genel birkaç tane etiket girebilirsiniz. Örnek Premiere Pro eğitimleri Örnek Premiere'de edit nasıl yapılır Gibi genel etiketler girersiniz Ve her video yüklediğinizde Etiketler sizin karşınıza Otomatik olarak çıkacaktır Tekrardan yazma gereği duymayacaksınızdır İşte videoda Özel etiketler olur Örnek Premiere'de sesleri nasıl Senkronize edeceğinizle alakalı Bir tane video çekmişsinizdir Oraya işte ses senkronizasyonu nasıl yapılır İşte bu tarz etiketleri Tekrardan girersiniz ama varsayılan etiketler atadığınızda her videoya tek tek girme zorunluluğunuz kalmayacaktır. Bu da sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi buradan gelişmiş ayarlar bölümüne giriyoruz. Biz burada karşımıza çıkan lisans, standart YouTube lisansı buraya hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz bunu. İkincisi de kategori. Bizim kategorimizi seçmemiz gerekiyor. Örnek spor kategorisine içerik üretiyoruzdur. Spor kategorisine çekeriz. Eğitim amaçlı içerikler üretiyoruzdur. Benim gibi kategorinizi eğitim olarak seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde kendi kategorinizi belirlersiniz ve kategorinizi buraya girmiş olursunuz ve her video için tekrardan seçme zorunluluğunuz olmuyor. Otomatik olarak gelecektir. Bunun altına indiğimizde de dil ve altyazı set sertifikası bizi karşılıyor. Burada video dili, altyazı sertifikası, başlık ve açıklama dili olarak geliyor. Bizim burada yapmamız gereken video dili ve başlık ve açıklama dilini ve ürettiğimiz videonun dili neyse ben burada şu an Türkçe konuşuyorum. Türkçe bir içerik üretmiş oluyorum ve burada video dilimi Türkçe seçmem gerekiyor. Başlık ve açıklamamı da Türkçe giriyorum. Türkçe girdiğim için bunu da Türkçe olarak seçmem gerekiyor. Eğer ben İngilizce bir içerik üretseydim burayı İngilizce olarak seçmiş olurdum. Globale hitap eden bir tane video üretseydim bu şekilde İngilizce seçerdim ve videolarım İngilizce olarak gösterilirdi. Yani bu şekilde daha fazla e, önerilirdi. Şimdi buradan ikamet edilen ülke vardı. Bizim kanal bölümünde seçtiğimiz ikamet edilen ülke. Örnek Türkiye'de ikamet ediyoruz. Türkiye olarak seçti. Ve biz videomuzu Türkiye'de olmamıza rağmen İngilizce olarak globale hitap eden bir video olarak İngilizce olarak çekiyoruz. Videolarımızı yabancı dilde çekiyoruz. Biz burada dil ve altyazı sertifikasında videomuzu İngilizce olarak işaretleyeceğiz. Yani bizim ikamet ettiğimiz ülkeyle alakası yok. Yani biz içeriğimizi İngilizce üretiyoruz ve bu şekilde videomuz yabancı insanlara önerilecektir. Yani ikamet edilen ülkenin bu olayla alakası yok. Burada da altyazı sertifikası diyor. Biz burayı yok olarak işaretliyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Evet bu ayarlarımızı bu şekilde yaptığımızda yeni açtığımız bir YouTube kanalımızın bu ayarlarını bu şekilde yaptığımızda bir her yeni video yüklediğimizde bizim için daha kolay bir hal almış oluyor. Evet bu şekilde sıfırdan yeni açtığınız bir YouTube kanalın ilk ayarlamalarını nasıl yapmalısınız diye bir tane video çektim. Bu şekilde sizlere bu ayar Nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu ve bu tarz içerikler için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.